Bir saniye. Banka arıyor. Tam da şeylik. Niye arıyorlar sizi bankada? Genellikle borç için ararlar. Bakar mısınız ya, daha bir kere belki dalından kopmadı şu biber ya. Bakın. Bir kere daha belki dalından kopmadı. Koparamıyoruz. Ben buna gömdüm. Ben paramı buna gömdüm. Bankaya faize değil, buna. Karşılığı bu mu? Gerizekalı mıyız biz? Salak mıyız biz? Çiftçiler salak mı zannediyorlar? Aptal mı zannediyorlar bizi? Ben kendimi asmak istemiyorum ya. Bunun için mi ben geldim bu yaşa? Ekip üretip sonra bunalıma girip kendimi asmak için mi? Ekonomik kriz üreticisinden tüketicisine, ülkenin bütün emekçi kesimlerini derinden etkilemeye devam ediyor. Bu yılda çiftçilerin ürettikleri ürünler tarlada kaldı. Ürünlerinin maliyetini karşılayamayan çiftçiler haftalardır ülkenin dört bir yanında traktörleriyle yolları kapatıyor, mahsullerini yollara dökerek eylem yapıyor. Aslında çiftçiler zor durumdayız, üretemiyoruz, ürettiğimizi satamıyoruz diyerek sorumlulara isyan ediyor. Biz particilik peşinde değiliz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Yani Allah aşkına artık bizi duysunlar. Ne yapmamızı istiyorlar? Bu bir milli servettir. Neden bu milli servetimizi böyle bir ekonomi sıkıntı bir dönemde bu milli servetimizi biz çöp ediyoruz? Yani ben bunu anlamış değilim. Bak gelsin bugün İstanbul'dan gelsin desin ki kardeşim senin buranın 30 lira maliyeti var. Evet. Sana verelim 15 bin lira. Biz bunu girelim alalım. Alsınlar, helal hoş olsun. Burada çürüyeceğine benim bunu vatandaşım yesin. Bu karpuzu, bu domatesi, bu biberi yesin benim vatandaşım. Ama bir çıkıyorsun pazarlara bakıyorum, insanlar diyor ki alamıyoruz diyor. Domates salça yapamadık diyor. İşte marmelat yapamadık diyor. Pahalı diyor, alamıyoruz diyor. Ben de diyorum ki malım burada kaldı, çürüdü, çürüyor. İstanbul'daki vatandaş bunu söylüyor. Ben de üreticiyim, ben de burada ağlıyorum. Yani bunu ben müdahale edemem. Devletten büyük bir şey yok. Devletin şu an bizi kurtarması ağzından çıkacak iki cümleye bakıyor. Şimdi diyorlar ki eylemde muhalif partililer geldi. Gerçekten onlar geliyor ama hiçbir tane bu yönetimin bir bakanı, bir efendime söyleyeyim bir milletvekili oturup da derdimizi dinlemiyor ki, gelmediler. Yani çünkü benim artık hayatta kaybedecek bir şeyim yok. Benim bir canım kalmış. Almak istiyorlarsa alsınlar. Yapacak bir şey yok yani. Ben zaten kışı geçiremeyeceğim yani. Ben hırsızlık yapmak istemiyorum. Dolandırıcılık yapmak istemiyorum. Ne bileyim, ben çalmak, çırpmak istemiyorum. Ben alnımın terinle, helaline geçinmek istiyorum. Yarın bakmıyor. Onlar şu anda işin farkında değiller. İlk önce biz gidiyoruz ama sonrası bunu devam edecek. Yarın bundan esnaf da etkilenecek. Fabrikacı şimdi bugün tamam bizim bacağımıza vuruyor bu malı, yok pahasına alıyor ama seneye bunu alamayacak. Çünkü bende bunu ekmeğe güç kalmadı artık. Ben bu sene batıyorsam seneye de o batacak. Ama bu sene batmazsa iki sene sonra batacak. Başka çaresi yok. Vatandaş şimdi diyor ya markette 20 lira bu pahalı. Yeminle söylüyorum ben de piyasadan çıkayım 20 değil 100 liraya yiyecek onu. Çünkü direktmen dışarıdan gelecek. Yani artık vatandaşımız da bunun farkında olsun. Bu iş artık olmaz burada. Emin olun, yabancı dilim olsa çoluğumu çocuğumu toplayıp gitmeyi de düşünüyorum. Toprağımı da satıp. Bakar mısınız yani 5 milyona satılmayan biber. Şunun bize maliyeti kilo bazında 13-14 milyon lira. Önceden de oluyordu. Bazı şeyler, bir kalem mallar satılmıyordu. Tarlada kalıyordu. Mesela karpuz. Ama gerisi satılıyordu. Bunlar satılıyordu. Veya bu para yapmıyordu, ötekiler satılıyordu. Ama şu anda hiçbir şey para yapmıyor Ayşegül Hanım. Etrafımda da arkadaşlarım var Yenişehir'de, İç Anadolu'da. Patates para yapmıyor, yeşil fasulye para yapmıyor, soğan para yapmıyor. Yani bizim buralarda yetişmeyenler de para yapmıyor. Türkiye'de bir sıkıntı var. Yani aşağı yukarı 50 bin liraya yakın dönüm başına maliyeti var bu işin bize. Şu anda ben bu tarladan dönüm başına belki
7000 lira veya 5000 lira para alamadım diyeyim. Toplayamadık çünkü para yapmıyor. Toplatsak işçi ÖMİ'si 800 milyon. O günkü topladığı biber işçi ÖMİ'sini çıkarmıyor. Yani milli servet bu, yazık günah, bak artık kırmızılaşmaya geçti. Durdu yani bu. Bundan ben 5 el alacaksam artık 2 elde kalacak bu. Bunun işi bitti. Ölmeye başladı zaten. Böyle olmasının sebebi başımızdakiler. Şöyle anlatayım ben size. Benim yaşım 35. 30 seneden beri bu ülkede Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar. Yani hiç mi başka insan yok bu işi yapabilecek? Atıyorum. Esnaf Odaları Başkanı Bendevi Palandöken. 35 seneden beri aynı koltukta. Hiç mi başkası yok bu işi yapacak? Veya Tarım Bakanı. Tarım Bakanı'nın hiçbir zaman, yani bu hükümet zamanında çiftçilere güzellikler yaptığını görmedik ki. Hükümetin tarım politikası değişmediği sürece bu iş aynı olacak. Şu gördüğünüz domates mesela 90 günlük bir domates. 90 günlük bir domates. Şu domates oldu. Hasadı yaklaştı. Bugün itibariyle bir arkadaşımız dedi ki rampalarda domates 1 lira 20 kuruş. Bu domatesin bugün 28 ile 32 bin lira arasında dönüme maliyeti var. Yani bugün biz bu domatesi 10 ton bir romorka toplayıp rampaya götürdüğümüzde alacağımız para 1200 lira para. Bunun 800 lirası işçi parası, 300 lirası nakliye parası diyelim, para gitti. Bizim kira bedeli, fide bedeli, mazot bedeli, gübre bedeli, İlaç bedeli, hiçbirisini bunların içine katmıyoruz. Bizim zararımızı artık size hesaplayın. Şu domatesin değeri 3,5 liraysa 3,5 liraya satalım. Ama 1 lira 20 kuruş bu nedir Allah aşkına? 1 lira 20 kuruş nedir? Yani bunu artık büyüklerimizin inisiyatifine bırakıyorum. Acilen bir çözüm bekliyoruz. Yoksa bu seneden sonra hani ekemeyeceğiz. Ekmeyeceğiz demiyorum, bakın altını çizerek söylüyorum, ekemeyeceğiz. Her sene çiftçi, hani eskilerin tabiriyle çiftçinin karnını yarmışlar, seneye seneye çıkmış diyorlar. Bizde artık yarılacak karın da kalmadı, bıçak kemiğe dayandı, deldi geçti. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama maalesef ki dediğimiz gibi tarlada, şu an rampada hatta 1 lira 20 kuruş olan bu domatesi insanlar toplayıp götürmeye çalışıyorlar. 200 lira romorkta 10 tonda 200 lira 300 lira karla. 10 ton domatesde 200 lira 300 lira karla. Bakın tekrar söylüyorum. Hani üretimi bize 2,5 liraya geliyor, 3 liraya geliyor. Biz 1,5 liraya domates sattık. Şu an domates 1200 lira. Zarar. Şimdi yani bu dayım, yani bizim, yani büyüklerimiz var. Nerede bunlar? Fabrika zengini zengin yaptı. Fakiri fakire düşürdü. Şimdi 3 senelik 4 senelik malı 1 liraya mal aldı. 1 liraya veriyoruz. 1 milyon 200 lira malı veriyoruz. 10 kilo toplayacağım. 20 kilo toplayacağım. Bir paket sigara. Bir çay için 10 kilo domates vereceğim. Yazık günah değil mi? 7 kilo domates veriyoruz. Bir bardak çay içiyoruz bak. 10 lira bir bardak çay. 7 kilo domates bir bardak çay. İş mi bu yani? Vallahi bunu 4 lira yaparsa, 5 lira olursa biraz insanlarımız rahatlar. Çiftçiliği daha o kadar güzel yaparız. Ama böyle olursa tarlalarda kalır. Yazık günah.